Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Binance TR borsasının kullanımı hakkında bilgiler paylaşacağım. Nasıl para yatırırsınız, nasıl çekersiniz, nasıl al sat yaparsınız, nasıl transfer edersiniz tarzı soruları cevaplayacağız. Böyle videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoya like atarak destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Şu anda sadece iOS yani Apple telefonlarda bu uygulama var. Yakında Android'lere de gelecek. Kullanım Android ve iOS için tıpatıp aynı. Öncelikle App Store'a geliyorum. Ve TR Binance yazdığınızda bakın bir normal Binance çıkıyor, bir de Binance TR çıkıyor. Binance TR ile normal Binance Global'in farkı, Binance Global'de Türk lirasını sadece Papara ile atabiliyordunuz. Fakat Papara ile attığınızda yaklaşık %1'lik bir komisyon kesiyor. Binance TR ile Türk lirası yatırma çekme işlemlerinizi direkt banka hesabınızdan yapabiliyorsunuz. Şimdi hepsinden bahsedeceğiz. TR Binance yazıp indirdikten sonra da telefonunuzda bakın bir Binance Global var, bir de Binance TR var. Bu ikisi farklı şeyler. Şimdi biz Binance TR'ye gidiyoruz. Siz Binance TR'yi indirdikten sonra ilk giriş yaptığınızda size bir kayıt ekranı çıkacak. O kayıt ekranında da size bir referans kodu soracak. O referans koduyla beraber kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer o linkten kayıt olursanız ömür boyu %10'luk bir komisyon indiriminden faydalanmış olursunuz. Devam edelim. Giriş yaptığınızı varsayıyorum. Ve sizi ana sayfa, piyasa ekranı ve cüzdan kısmı karşılıyor. Yukarıda ise bir insan logosu var. Bu insan logosuna tıklayarak öncelikle güvenlik önlemlerinizi alın. SMS doğrulamanızı açın. Google Authenticator'ınızı, ikili doğrulamanızı aktifleştirin. Kimliğinizi kesinlikle doğrulayın. Ayrıca size başka bir tavsiyem ise Binance'e kayıt olduğunuz e-mail ile Binance TR'ye de kayıt olun. İkisi aynı olsun ki hesaplar arasındaki transferi kolay yapabilin. Kaydolup güvenlik önlemlerinizi alıp kimliğinizi doğruladıktan sonra ayarlar kısmını kendinize göre oluşturabilirsiniz. Bakın buradan dil seçeneklerini seçebilirsiniz. Onun dışında burada ekranın rengini değiştirebilirsiniz. Buradan da hesabınıza giriş çıkış yapabilirsiniz. Başka hesaba geçmek isterseniz şuradan çıkış yapabilirsiniz. Geri gelelim. Yukarıda arama butonumuz var. Buradan istediğiniz coin'i arayabilirsiniz. Bakın pariteleriyle beraber mesela BTC yazdığınızda BTC'yi Türk lirasıyla mı almak istiyorsunuz? Dolar paritesiyle mi almak istiyorsunuz? Bunun seçenekleri önümüze çıkıyor. Burada cüzdan kısmımız var. Bakın şu anda benim cüzdanımda 7600 TL bulunuyor. Bunun Bitcoin karşılığındaki değeri ise 0.021 BTC ediyor. Şuradaki göz işaretine tıklayarak da bunu gizleyebilirsiniz. Bakın şurada düşük bakiyeli varlıkları gizle dediği şey sizin çok küçük miktardaki yani 100 liranın altındaki miktarlarınızı göstermiyor. Bakın bende birçok böyle irili ufaklı coin de var. Bunu gizle dediğimde sadece bende 100 liranın üzerindeki paralar gözüküyor. Hani bu gözünüzün yorulmaması açısından daha hesabınıza hakim olma açısından güzel bir özellik. Yatırma, çekme ve transfer özellikleri var. Burada yatırma dediğimiz şey de bakın bir Türk lirası yatırma var. Bir de kripto paraları yatırma kısmı var. Biz ilk olarak Türk lirası yatırma işlemini inceleyelim. TR'ye dediğimiz şey aslında Türk lirasıdır. Ve Türk lirası yatırma kısmına geldiğinizde Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve diğer bankaları görüyorsunuz. Vakıf Bank ve Ziraat Bankası hesabınız varsa 7/24 hafta sonları dahil direkt havale işlemini yapabilirsiniz. Fakat benim gibi Garanti Bankası kullanıyorsanız EFT yapmak isteyeceğiniz için sadece hafta içleri mesai saatlerinde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bakın diğer bankalar diyorum, EFT diyorum ve burada günlük benim yatırma limitim 1 milyon TL, aylık yatırma limitim ise 5 milyon TL. Türk lirası yatırma işlemlerinde normal arkadaşımıza nasıl IBAN'la para yolluyorsak, bakın burada hesap adına BN Teknoloji Anonim Şirketi yazıyoruz. IBAN'ı da şuradan şöyle kopyalıyoruz, şurada kopyala işaretine tıklıyoruz. Direkt yapıştırıyoruz ve ne kadarlık yatırmak istiyorsak onu giriyoruz. Burada önemli dikkat edeceğiniz kural ise mesela isminiz Ahmet ise kendi isminizin olduğu hesaptan buraya para yollayın. Yani gidip arkadaşınızın, anne babanızın hesabından para yollamayın. Üçüncü kuralda da zaten bunu söylüyor. Sadece kendi adınıza açılmış bireysel banka hesabınızdan havale ya da EFT ile Türk lirası gönderimi yapılmalıdır diye burada sizi uyarıyor zaten. Ayrıca şu limitleri de geçmeyin ki bu limitleri de zaten geçebilecek Türkiye'de çok fazla insan olduğunu da düşünmüyorum. Ben bunu formaliteden söyledim. Sağ üst köşede
şöyle bir döner bir işaret var. Ona tıkladığınızda da eskiden yatırdığınız para birimlerini ve Türk liralarını da görebilirsiniz. Bakın çekme geçmişinizde de buradan direkt geçmişinizi görebilirsiniz. Benim geçmişimi şu an hepimiz gördük. Şimdi geri geliyorum. Bu yatırma işlemiydi. Bu biz şu anda Türk lirasını yatırma işlemini öğrendik. Bir de dijital para birimlerini yatırma işlemi var. Bakın mesela ben bu yatırma çekme işlemlerinde genelde USDT yani 1 dolara eşit olan USDT'yi kullanıyorum. Bunun TRC20 ağı var. Bunun TRC20 ağı çok düşük bir komisyonla hatta bazen de komisyonsuz bir şekilde bizim kripto paraları transfer etmemize yarıyor. Bunu çoğu insan bilmiyor ve çok fazla komisyona para ödüyorlar. Herhangi bir yatırma çekme işleminiz olduğunda TRC20 ağını kullanabilirsiniz. Bakın burada QR kodunuz da var. USDT yatırma adresiniz de var. Bunu buradan kopyalıyorsunuz. Başka borsada da çekmeye girip buradaki yatırma adresinizi oraya giriyorsunuz. Hatta şurada Binance borsasına girin. Çekme deyin. Buraya da yatırma deyin mesela. Buraya dolarınızı yatırabilirsiniz. Başka kripto paraları da yatırabilirsiniz. Yani sadece bu değil. Fakat en düşük komisyonu bu kestiği için ben size söyledim. Binance hesapları arasında komisyonsuz bir yatırma yöntemi de var. Birazdan ona da değineceğiz. Mesela burada BTC adresimize de bakalım. Şuraya yukarıya BTC yazın mesela. Direkt çıkıyor. Bu sizin BTC yatırma adresiniz. Bu yatırma çekme işlemlerinde ağlara çok dikkat edin. Bakın burada ağ seçme diyor. BSC ağı var, ERC20 ağı var. Yani iki tarafta da aynı ağı seçmezseniz paranız çöp olacak. Buna çok dikkat edin. Yatırma işlemi böyle. Çekme işlemine gelelim. Türk lirası çekme işlemine de geldiğinizde burada TR'yi seçiyorsunuz. Ve seçtikten sonra bakın benim şu anda hesabımda 154 lira var. Bu 154 lirayı seçiyorum. Şuraya 150 yazayım mesela. Buraya da bankanızın IBAN adresini yazın. Hani hangi bankanıza para gelsin istiyorsanız. Bunu da buraya yazacaksınız. Bakın 0 lira ücretle bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu kadar kolay. Onayla diyeceksiniz. Onaylayacak. Elinizde bunu çekmek için sadece Türk lirasını çekebiliyorsunuz. Yani elinizde Bitcoin varsa birazdan göstereceğim şekilde BTC TR'ye paritesinde o Bitcoin'i Türk lirasına çevirmeniz lazım. Geri geliyorum. Bu Türk lirası çekme işlemi böyle. Dijital para çekme işlemleri de aynı şekilde. Başka borsadan yatırma adreslerini buraya gelip demin kopyaladıklarımızı mesela yapıştırıyoruz. Başka borsadan aldıklarımızı. Miktarı seçiyoruz ve kolay şekilde aktarım yapabiliyoruz. Bu BTC için söylüyorum şu anda. Hani dolar için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Hepsi için genel mantık aynı. Bazılarında Stellar adresinde mesela Stellar'ı seçelim XLM. Bakın bir memo adresi sorar. Bu memo adresine çok dikkat edin. Yani memosuz yollarsanız paranız büyük ihtimal çöp olacaktır. Şimdi geri gelelim. Yatırmayı gösterdim, çekmeyi gösterdim. Sıra transfere geldi. Bakın bu transfer dediğimiz şey de Binance Global ve Binance TR var. Binance TR Türkler için özel açılmış bir borsa. Binance Global'de de tüm dünya vatandaşları Amerika dışında kullanabiliyor. Çünkü Amerika için de bir özel borsa var. O da Binance US diye, Binance Amerika diye bir borsa. Şimdi şöyle yapıyoruz. Binance hesabınıza para yatırmak istiyorsunuz. Bunun için de Binance TR'yi kullanacağız. Binance'e neden para yatırmak istersiniz? Çünkü Binance'de 500-600 tane coin varken TR Binance'da 20-30 tane coin olduğu için ondan dolayı yatırmak isteyebilirsiniz mesela. Bunun için de önemli olan şey aynı maille ve aynı kimlikle iki hesabınızı oluşturmanız gerekli. Buna dikkat edin. Mesela bir transfer yapalım. Ne transferi yapalım? Şuradan coin'i seçebiliyorsunuz. Mesela nereden? Binance TR hesabınızdan normal Binance hesabınıza BNB yatıralım. Buradan Max'ı seçiyorum. Transferi onayla diyorum. Bana bir mail kodu gönderiyor. Burada da Google Authenticator'ınızı giriyorsunuz. Bunlar hep güvenlik önlemi. Yani hackerlar sizi hacklemesin diye bunların yapılması şart. Buradan da bu kodları girdiğinizde kolay bir şekilde paranız anında geçiyor. Çok hızlı bir şekilde geçiyor. Çünkü Binance hesabından Binance hesabına yolluyorsunuz. Şimdi geri gelelim. Cüzdanınıza geldiğinizde bir kripto paranın üzerine tıkladığınızda mesela Bitcoin'in üzerine tıkladığımızda da şurada direkt yatırma ve çekme butonları var. Buradan da kolay bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi ana sayfamıza geliyoruz. Ana sayfayı inceleyelim. Bakın ana sayfada ise yukarıda üçlü bir parite seçimi var. Buradan girip bakabiliyorsunuz. Bakın burada 1 saatlik,
4 saatlik grafikler var. Sağ alt köşede şu genişleme işaretine tıkladığınızda bakın buradan çok daha kolay bir şekilde teknik analizlerinizi yapabilirsiniz. Grafikleri daha kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz. Daha fazla da mesela 1 aylık grafiği açtığınızda buradan görebiliyorsunuz. Çok fazla kripto parayı takip etmekten yoruluyorsanız da bakın sağ üst köşede bir yıldız işareti var. Buradan da favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Bakın şurada da düşenler var. 24 saatlik hacim var. Yükselenler var. Chiliz %19 oranında yükselmiş. Şurada bütün piyasalardan mesela sadece TR'ye piyasalarını seçebilirsiniz. Sadece dolar piyasalarını seçebilirsiniz. Gayet fonksiyonel bir şekilde burayı kullanabilirsiniz. Şimdi en önemli kısma geliyoruz ve piyasa kısmına geliyoruz. Bakın demin aldığım favoriler kısmını buradan görebilirsiniz. Burada çeşitli pariteler var. Türk lirası paritesi, TRY parite, USDT paritesi ve BAST paritesi olarak 3 tane parite bulunuyor. USDT TRY paritesi üzerinden örneklerimize devam edelim. Şimdi buna tıklıyoruz. Ve burada direkt al kısmı ve sat kısmı bizi karşılıyor. Bakın en yüksek fiyat 7.43, en düşük fiyat 7.21 ve en yukarıda da 24 saatlik hacim. Hacim dediğimiz şey de nedir? Yaptığınız tüm alım satımların toplamıdır. Yani siz 10 liralık Ripple sattınız, 5 liralık da Ripple aldınız. 15 liralık bir Ripple hacmi oluşturmuş olursunuz. Biraz daha aşağı geldiğimizde emir defterini görüyoruz. Yeşil kısımlar alım emirleridir. Kırmızı kısımlar ise satım emirleridir. Şurada da piyasa geçmişini görebilirsiniz. Yani en son alım satım yapılan miktarlar, fiyatlar, zaman gözüküyor burada. Emir defteri de bu şekilde. Şimdi al kısmına tıklayalım ve sizlere emir tipleriyle beraber alım satım yapmayı öğretelim. Sol üst köşede coinlerinizi seçebilirsiniz. TRY, USDT, BAST. Favoriler. Sağ üst köşede ise şurada mum işaretini tıklayarak grafiğe tekrardan geri gelebilirsiniz. Bu borsada 4 adet emir tipi bulunmakta. Limit emir, piyasa emri, stop limit emri ve OCO emirleri. Şimdi bunların hepsini size göstereceğim. Limit emri dediğimiz şeyler yapıcı emirlerdir. Mesela şöyle yapalım, örnek verelim. Şu anda limit emir ile 7.40.01'den 20 dolar değerinde 150 liralık dolar al diyorum. Ve benim emrim şu anda yaklaşık, bakın burada benim emrim burada, alış emri. Ben şu anda tahtaya katkı sağladığım için daha az komisyon ödüyorum. Ben borsada %95 oranında limit emir kullanırım. Ben piyasa market emrini çok sevmiyorum çünkü daha fazla komisyon kestiği için. Bak şuradan düşükten emir giriyorum ve almasını bekliyorum. Alış kısmı bu şekilde. Şimdi buraya da emirleri iptal et dediğimde emri iptal ediyorum. Peki elimdeki 21 doları da şimdi satmak istediğimde bakın şuraya tıklıyorum. Şurada bakın beyaz oluyor, tıklıyorum. Şurada mesela tıkladığımda şuradaki fiyat değişiyor. Burada tüm dolarlarımı seçiyorum. Sat diyorum. Bakın şimdi de benim emrim burada. Burada da açık emri görebilirsiniz. Limit emir bu şekilde. Yani emri yukarıya veya aşağı koyuyorsunuz, bekliyorsunuz gerçekleşmesini. Hani hemen almıyor fakat siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Mesela gece uyuyorsunuz ve diyorsunuz ki 7.50'ye dolar gelirse benim dolarlarımı sat. Bu şekilde de diyebilirsiniz. Bunu da sat dersiniz ve fiyat 7.50'ye geldiğinde bunu satacaktır. Şimdi iptal et diyorum, geri geliyorum. Şimdi de piyasa emri kısmına geldik. Piyasa emrinde de direkt son fiyat neyse, yani siz şu an satış kısmındasınız. Size satan ilk kimse direkt onu satıyorsunuz. Sat diyorsun ve direkt emir gerçekleşti. Bakın mesela şimdi tüm para buraya geldi. Bunu da mesela al diyorum market emrinden. Direkt daha fazla komisyon ödeyerek hiç beklemeden alım satımımı da bu şekilde yapabilirim. Fakat dediğim gibi ben tercih etmiyorum. Şurada da emirler kısmına geldiğinizde, emir geçmişine geldiğinizde bakın benim alım satım yaptığım fiyatlardan limit emir mi, piyasa emir mi, kaçtan aldım, ne kadarlık aldım, saat kaçta aldım, kaç adet aldım. Hepsini buradan görebiliyorsunuz. Al sat geçmişi kısmı da var. Bakın benim demin yaptığım al satı burada gösteriyor. Şurada tarihleri de değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela son 2 ayda yaptıklarımı ben buradan bakabiliyorum. Şimdi tekrardan geri gelelim. Ve sırada çok önemli bir emir tipi olan stop limit emirleri var.
Stop limit'in sat kısmı dediğimiz şey bildiğimiz stop loss. Yani zararı durdur. Onu da şöyle yapıyoruz. Mesela şu anda elinizde dolar var. Burada da diyorsunuz ki siz uyuyacaksınız, uykunuz var veya dışarı çıkacaksınız, bir işiniz var. Bilgisayarın başında değilsiniz. Siz bilgisayarın başında değilken çok önemli bir olay olabilir. Yani mesela Elon Musk Bitcoin ölecek diye bir tweet atabilir. Zaten piyasayı çok manipüle ediyor, herkes de biliyor. Veya Doge ölecek diye bir tweet atar. Doge çok düşer mesela, bir anda %50 düşer. Siz böyle durumlarla karşılaşmamak için uyumadan önce veya bilgisayarda değilseniz, anlık müdahale edemiyorsanız, bakın 7.20'den mesela eğer 7.20'ye düşerse benim dolarlarımı 7.18'den sat diyorsunuz. Şuradan da hepsini seçiyorum, sat diyorum ve şu anda stop loss'umu koydum. Stop'un alt kısmı da var. Şimdi video çok uzadığı için sağ üst köşeye stop loss, stop limitle emirleri nasıl kullanılır oradan görebilirsiniz. Sağ üst köşeye bırakıyorum. Stop limit kısmı da böyle. Mesela stop limiti BTC üzerinden de gösterelim. BTC'ye geliyorum buradan. Bakın limit emirde kalmış. Stop limiti seçiyoruz buradan. Burada şu anda Bitcoin'in fiyatı 47.720 dolar. Diyorsunuz ki Bitcoin 47.000'in altına düşerse benim Bitcoin'lerimi 46.900'den benim Bitcoin'lerimi sat diyorsunuz. Ve bu şekilde kolay bir şekilde de bunu yapabilirsiniz. Bakın şuradan da şöyle sat BTC diyorsunuz. Stop loss emirini stop limitin sat kısmından da girebiliyorsunuz. Şimdi iptal ediyorum. Ve son olarak da sizlere OCO emirlerini göstermek istiyorum. OCO'nun şu anda sat kısmındayız. OCO dediğimiz şeylerin Türkçesi ikili emir demek. Bunun hakkında da sağ üst köşeye çok detaylı bir video çektim. Sağ üst köşeden onu da izleyebilirsiniz. OCO emirler nedir, nasıl kullanılır diye al kısmıyla, sat kısmıyla. Şimdi biz bir örnek olarak verelim. Bu OCO'nun en üst kısmında yazan kısma bu Bitcoin'i nereden satmak istiyorum? Ben 51 bin dolardan satmak istiyorum. Bu aşağıda da stop loss koyuyoruz. Mesela Bitcoin 47 bin dolara gelirse 46.900'den sat diyorum. Buradan da hepsini seçtik. Sat BTC diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ikili emir koydum. Yani Bitcoin 51 bine çıkarsa benim satış emrim gerçekleşecek. Yani yukarıdan Bitcoin'i satacağım. Fakat Bitcoin 47 binin altına düşerse de direkt stop olacağız. Yani bunları ikili emir diyor. Biri gerçekleştiğinde diğeri direkt iptal oluyor. Profesyonel traderlar bunları sürekli kullanıyor. Ben de kullanıyorum. OCO emir. Yani çok kullanılan bir bunu emir tipi. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Siz ilk olarak Binance TR borsasına Türk lirası yatırıyorsunuz. Fakat Türk lirasını direkt buradan normal Binance Global'e yatıramıyorsunuz. İlk olarak o Türk lirasını bir dolara çevirin, onu transfer edin. Ona da dikkat edin. Burada parite olaylarına da dikkat edin. Durum bu şekilde. Yani cidden Binance TR borsasında güzel coinler listeli. Yani burada bakıyorum Türk lirası paritesine. BNB, Bitcoin, AVAX, Chiliz, Ethereum, ADA, Polkadot. Bunların hepsinin geleceği olan projeler. Buradan sepet de yapabilirsiniz. Sepet yapın, uzun vade unutun. Yani en iyi parayı zaten sepet yapmak kazandırıyor. Bakın burada DeFi projeleri de var. Pancake, Dodo, Lit tarzı. Algo da güzel proje, Ontoloji de güzel proje. Bunlara hep dikkat edin arkadaşlar. Şurada da duyurular geçiyor. Şu anda tüm bankalara ücretsiz Türk lirası çekin. Yani normalde bankalara, kripto para borsalarından bankaya çektiğinizde 3 lira EFT havale ücreti falan ödüyordu. Fakat TR Binance yeni açıldığı için bir kampanya yapmış. Güzel de olmuş. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.